geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Gecekondu tribünden Gökhan Gülcan. Bütün deplasmanlara giderim. İç maçlara giderim. Yani iyi oldukça geliyorum. Yani İstanbul'da oturuyorum şu anda. Ankara'ya geliyorum. Alem burada. Yani fırsat oldukça geliyorum maçlara yani. Buradan söylemek istediğim şey var mı? Benim buradan Ankara Gücü camiasına söylemek çok istediğim şeyler var. Özellikle Emre Yıldız'a. Emre Yıldız'a burada seslenmek istiyorum. İki tane futbolcuyu getirdik diyorlar ama iki tane bilet aldık diyorlar. Futbolcuyu getirip de yemek yedirip de Esenboğa Havalimanı'na gidip Atina ile sözleşme imzalaması ne demek oluyor? Onu sormak istiyorum. Partizanlıyı getirdik diyorlar ama Partizan milli takımında hazırlık maçında 3 gol atmış. Bir de onu sormak istiyorum. Peki İstanbul kulüpleri sürekli televizyonun karşısında mağduruz mağduruz diye seslenip duruyorlar. Peki Anadolu kulüpleri neden mağdur değil de hakemlere bir şey söylemiyorlar? Bir tek yani İstanbul takımları mı mağdur oluyor? Yani hiç mi Anadolu takımları çıkıp bir şey söyleyemiyor? Veyahut da hep mi yani Anadolu takımları ceza alıyor? Ben bunu seslemek istiyorum yani. Peki maç hakkında düşüncelerin neler? Bu maç samimi her zaman söylediğim gibi 2-0. İnşallah. İnşallah alırız bu maçı. İnşallah evimize güzel bir sevinçle gideriz. Teşekkürler. İyi günler, sağ olasın. Ankara Gücü Gaziantep Spor maçındayız. Bugünkü röportajlarımızı başlattık. Seni tanıyalım. Abi ismim Umut Aradinler. Yeni kentten geldim. Maça geldik abi, Gaziantep maçına. İnşallah maçı da alacağız abi. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Abi valla bu şu an biz alt taraftayız. Yani fazla altta olmasak bile, küme düşmede olmasak bile yine de alt taraftayız. Buradan da 3 puan alırsak yani üstleri yavaş yavaş tırmanmaya çalışacağız. Yani takımda teknik direktörler falan çok sabah sarf ediyor yani. Yani şu an futbolculardan falan da memnunum abi. Güzel transferler gelsin. Hala ne zamandır transfer haberi almıyoruz. Hep gidenler oluyor. İşte Jesse Rodriguez falan gitti. Yani biraz da gelme haberi gelsin abi artık. Yani takımımıza eklendi diye şeyler gelsin. Haberler, duyumlar gelsin artık ya. Hep takımdan futbolcu gidiyor yani. Olmaz ki bu kadar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Ben Abdullah Solmaz. İşte 45 yıldır bu tribünlerdeyiz. 19 Mayıs'ta neredeyse yarım asırımız orada geçti. Şimdi de buraya Eryaman'a geliyoruz. Tabii hafta içi maçlar cuma günü, pazartesi maçları zor oluyor yani. Erken saatlerde konuyor. Yani yönetimin bunu federasyona bir şey yapması lazım, yani baskı yapması lazım. Özellikle de bizim maçlar herhalde taraftar gelmesin diye yapıyor diye düşünüyorum yani. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor yani. Yoksa aynı işte 45 sene önceki heyecanla aynı maçlarımıza koşa koşa yine geliyoruz. Ankara Gücümüzün sevdasıyla deplasmanlara gidiyoruz imkanımız olduğu sürece. Neredeyse ömrümüzü verdik yani. Böylece sevdamızdan hiç vazgeçmedik yani. Yenildiği zaman kızdık. Ama iki gün sonra yine aynı heyecanla hafta sonunu iple çeker olduk. Aynı heyecanla yine koşa koşa maçlarımıza geliyoruz yani. Peki buradan camiye bir mesajınız var mı? Camiamız işte birlik beraberlik içinde takımımızı desteklememiz lazım. Şu an için Ömer Erdoğan hocamız çok iyi bir iş başarıyor. Yani çok güzel futbol oynuyor takımımız. Gol pozisyonuna giriyor. Değerlendiremiyoruz ama çok güzel. Yani aşağı yukarı bir 10-15 sene bir böyle güzel futbol izlememiştik takımımızda. Yani çok güzel futbol oynuyoruz. Hocamıza destek olmamız lazım. Her türlü mağlubiyette, galibiyette. Yani yönetim de güzel işler yapmaya çalışıyor. İyi bir yönetim kurdular. Maddi anlamda da daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hocamıza da destek verip, yönetime de destek olup arkasında durmamız lazım. Ama hocamızın bu transferleri biraz geç kaldı. Yani şimdiye yapılması gerekiyordu. Transferde biraz daha dikkatli etmek gerekiyor yani ve Emre Yıldız menajerimizden de bir an önce transferlerin yapılmasını istiyoruz yani. Hocamıza yardımcı olması gerekir. Bir an önce gelmesi lazım futbolcuların yani. Kupa hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var? Kupada da inşallah finali oynarız diye düşünüyoruz. Zor bir fikstür olacak. Yani Beşiktaş'ı eledik. Trabzon'u eleyeceğiz. Eğer Trabzon'u elersek Galatasaray, Başakşehir'in finalistiyle oynayacağız. Onu elersek bir sefer Fenerbahçe çıkacak. Yani inşallah eğer final oynarsak yani şampiyonluktan daha iyi bir kupa almış oluruz diye düşünüyorum ben yani. Çok bir zor yani kupa şeyi var yani. Dört büyük takımı da inşallah elemiş oluruz. Peki unutamadığınız bir anı var mı? Yani unutamadığımız çok anılarımız var. İşte mesela 81 o ikincilikten kupayı alıp
Yani o zamanki birinci lige çıktığımız, şimdiki Süper Lig'e o anımızı hiç unutamıyoruz. İşte o zaman ben 15-16 yaşındaydım. İşte kaptan Adil'imiz, Guru Beş Mehmet'imiz, Maradona sadıklarımız, Bonof Nazmi'lerimizin olduğu. Yani o kadroyu ve o 81 kupa finalini hiç unutamıyorum. Bolu'dan işte kupayı alıp geldiğimizi, buradaki Trabzon Cumhurbaşkanlığı kupa finalini. Yani o günler çok güzel günlerdi ve unutulmayacak günler yani. O günleri de yaşadığımız için çok şanslıyız biz yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Murat Mutlu ismim. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Aslında bugün Antep'in hocası ayrıldı ama ben kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum. Hani beklediğimizden zor geçecek ama yine de kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü son dönemde bayağı ivmeyi arttırdı Ankara Gücü. Kupada da çeyrek final. İnşallah daha ilerisi. Ben esas olarak kupada daha güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. En son 91 finalinde o günü yaşayan birisi olarak kahrolmuştum. İnşallah öncelikle hedefimiz kupa olsun diyorum. Çünkü önümüz açık, güzel kura çektik. Ligde zaten Ankara Gücü en kötü ilk 8'de kendini bulacaktır diye düşünüyorum. Kura'da da Trabzonspor çıktı. Yine Eryaman Stadı'ndayız. Tabii. İnşallah. Ben Beşiktaş maçında da geldim. Ben 20 yıl İstanbul'da yaşadım. Hani Ankara Gücümüzden uzak kaldım ama mümkün mertebe o zamanlar da takip etmeye çalışıyorduk. 4-5 yıldır gene buradayım. Ali İhsan Mutlu'nun da kuzeniyim. Oraya da ona da buradan bir selam göndermek istiyorum. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara Güçlüyüz. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ankara Gücü çok büyük bir kulüp. Çok iyi yerleri hak ediyor. Hedefimiz şampiyonluk olmalı. Yani hani bir Başakşehir'in, Bursa'nın şampiyon olduğu bir ligde Ankara Gücü'nün, İmalat Harbiye'nin bir değil birden fazla şampiyon olması lazım. Hani kupa falan da artık bizim şeyimiz değil. Artık bizim lig şampiyonu olması lazım. Camiası tarihiyle çok çok büyük bir takım. İnşallah olacaktır da diye düşünüyoruz. Ya. Göreceğiz inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Suat. Suat Bey, maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Son haftalarda devam eden bir çıkışımız var. Bu maç öncesinde Gaziantep'te kulüp başkanı gitti. Artı Erol Bulut gitti ve kulüp borçları da sanırım bayağı bir yüksek boyutta. Bizde çıkışımız sürüyor. Sağ bek yönünde bir sıkıntımız var. Marku'yu oynamayacak herhalde bu maç. Fırat'tan oynar büyük ihtimalle yerinde. Yani çıkışımızı sürdürüp maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Ardından da kupada yarı finalle birlikte hedefimize, kupa şampiyonuyla birlikte devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani şu anda satılan bilet sayısında sanırım 1000-2000 gerideyiz. Özellikle Emre Yıldız'ın kulüpten kovalasınlar. Transfer yapamıyor, transfer. Yani baktığınız zaman evet, Emre Yıldız konusunda da taraftarın büyük bir... Abi gel seninle yapalım röportaj. %80 taraftarın çoğunu Emre Yıldız istemiyor. Yani burada başarı başarısızlık anlamında bir skala koyarsak son 3 yılda yapılan 60 transferden yani bonservise satılan oyuncu sayısını yok diye biliyorum ben. Şu anda bir 2,5 milyon euro şey Diaka var sanırım teklif var ama yani sportif direktörün ortadan kaldırılarak direkt olarak Ömer Erdoğan'ın transferler üzerinde yetkisi olması bizim başarımızı daha çok artırabilir. Keza Taylan'ın, Emre'nin, onların gelmesiyle birlikte zaten onun transferleriyle biz toparladık. Evet, belli bir tepkimiz var ama Emre Yıldız'ın Ankara Gücü'nden gitsem de çok fazla hayatımda bir şey değişmez bir jargonu var. Yani madem öyleyse hayatından çıkıp gidebilir Ankara Gücü'nün, biz de kendi işimize daha sağlıklı bakabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Tufan Emre. Ahmet Çetinkaya. Antep'ten geldiniz. Evet, Antep'ten geldik. Evet abi, Gaziantep'ten geldik. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdi sizce? Maç hakkında düşüncelerimiz çok iyi. Zaten biz dost takımız. Ankara Gücü, Antep, Bursa. Bizler kardeşiz. Bizler bir elin parmaklarıyız. Buraya geldik. Şehirde çok sıcak ortam var. Dostlarımızla maç öncesi oturduk. Çayımızı, kahvemizi içtik. Hasbihal ettik. Çok şükür onlar bizi çok iyi aradılar. Ortam sıcak. İstanbul'da göründüğü gibi hep beraberiz, geziyoruz. İnşallah sahada da dostluk kazanır. Bizi zaten saha içi ilgilendirmez. Bizi daha çok tribünde ilgilendirir. Çünkü biz dost takımız. Sahada sonuç bizi yani ilgilendirmiyor pek. Camiye, Ankara Gücü camiasına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Ankara Gücü camiası çok büyük bir camia. Yani bunu tartışılmaz bir büyüklükte. Seviyoruz onları. İnşallah daha iyi yerlere, daha üst sıralara, onları görmek istediğimiz yere görmek istiyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Şampiyonluğu da görmek istiyoruz Ankara Gücü'nün. Şampiyon olmasını istiyoruz. Teşekkürler.
pardon bölüyorum ama abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoş geldin, ismini öğrenebilir miyim? Murat Karahisar abi. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maçı inşallah alacağız yani. Takım güzel ilerliyor. İnşallah bu maçı da alacağız, yolumuza devam edeceğiz diyorum yani. Peki buradan camiye söylemek istediğin bir şey var mı? Camiaya şu transferleri bir yapalım artık. Güzel transferleri bekliyoruz. Yüzümüz gülsün artık yani, bittik. Biz her maça geliyoruz, takımımızı destekliyoruz. Takım da bizi duysun, şu transferleri artık bir gerçekleştirelim diyorum yani. Kupa hakkında düşüncelerin nelerdir? Efendim abi? Kupa var ya. Kupada da Beşiktaş'ı eledik. Gayet güzel ilerliyoruz. Trabzon'dan inşallah eleyeceğiz. Sonra büyük ihtimal Galatasaray'a gelir. Galatasaray'da bir güzel bir daha bir deplasman yaparız. Onunla bir fişini keseriz. Sonuna kadar gururluyuz, güçlüyüz. Ankara güçlüyüz diyoruz. Buradan da Bursaklılar tayfaya selamlar, saygılar diliyorum. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Suat Planeli. Hoş geldiniz Suat Bey. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla Ankara Gücü taraftarının genel düşüncesi şudur. Her maç galibiyet tabii ki. Ama bu maçta biraz riskler var. Yedek kadromuz hiç yok. Transferlerin yapılmaması var olan kadroya yük bindirdi. Doğal olarak sakatlıklarımız, potansiyel sakatlıklarımız, Malkiyet oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Taylan'ın sakatlığı geçti mi geçmedi mi belli değil. Bunlar futbolcu olarak yüklenirlerse bir sonraki haftada bu sefer onlar da sakatlık yaşayacaklar. O yüzden zor ama kazanacağımız bir maç. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim, özellikle internette üzerinden arkadaşlar teknik menajerimize çok yükleniyorlar. Yüklenilmeli de, ancak bu maç için maç sonuna kadar sabırlı olunmalı. Daha sonra Emre Yıldız üzerinde konuşmalarımızı yapmalıyız. Çünkü Emre Yıldız'ın şu an için takıma yararından çok zararının olduğunu düşünüyorum. Bu zararını da maçta futbolcuların motivasyonunu düşürecek şekilde değil, maçtan sonra dozunda eleştirilerle gidilmeli diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Kerem. Umut. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Maç hakkındaki düşüncelerimiz yani Ankara Gücü bu maçı alması lazım. Alacak da yani alması lazım. Antep'i çünkü bir daha böyle bulamayız asla. Yani bence de rahat bir maç olacak. İlk yarıda bir 2-0 bulursak maçı temelli kopacaktır diye düşünüyorum. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Camiye söylemek istediğim gururluyuz, güçlüyüz, Ankara Gücü'yüz. Aynen öyle. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Nihat Bakacak. Buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla 1965'ten ben Ankara Gücü'yüm. Çok duyguluyum, çok seviniyorum. 40 tane evlat dolaşmam Ankara Gücü peşinden ameliyat olduğum halde. O bir duygu yani. O atamıyorum içindeki sevgi, saygı. Peki bugünkü... Oradan buraya geldim maç için. Bugünkü maç hakkında düşünceleriniz abi var mı? Abi inşallah alacağız. Alacağız inşallah. Peki ben her maça böyle formayla geliyorum. Her maçı da aldık. Unutamadığınız bir anı vesaire var abi, İzmir'de 78 mi 80'de Zalaz'ın 7 goller, ameliyat oldum bir haftalım, maça gittim 2-1 mi 3-2 mi yenildik, kahroldum orada. O golleri yedik, bizi mahvettim, onu unutamıyorum, hiç unutamıyorum. Ameliyatım bir hafta sonra İstanbul İzmir'e maça gittim. Daha çok gittim maçlara da, yaş 70 unuttum gitti. O bir sevgi, bir saygı bambaşka ya. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin inşallah. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım. Merhaba, benim adım Süleyman. Benim de adım Berat İpek. Maça geldiniz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bence kolay kazanacağız yani, hiç zorlanmayacağız. Direkt 2-3 gol bekliyorum. Ben de aynı 2-3 gol bekliyorum. Ya da 3-0 bekliyorum. Peki buradan Ankara Gücü camiasına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara Güçlüyüz. Yok. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. Burak Yağcı. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Maç hakkında son zamanlarda güzel bir performans sergiliyoruz. Beşiktaş'ı elemek, kupada falan. Yani bugün inşallah galibiyet alacağımızı düşünüyorum ben. Güçlü gördüm takımımızı, güçlü de görüyoruz. Birkaç takviye ile birlikte takımımızın daha iyi olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Transfer bekliyoruz. Ömer Hoca'ya çok güveniyoruz gerçekten. Ömer Hocam, Faruk Başkanım gerekli çalışmaları yapıyor. Onların tam arkasındayız zaten. Yani her şekilde. Bunu hissettiriyorlar camiaya. Herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle taraftarımıza bütünleşince zaten kolay kolay durdurulamaz bir takımız. Bundan dolayı umutluyum ya bugün. Bilet satışları da güzel. Bekliyoruz yani. Peki buradan camiye bir mesajınız var mı? Camiaya, Ankara Gücü taraftarlarımıza, abi ve kardeşlerimize birlik beraberliğimizi bozmadığımız sürece her zaman iyi bir itici güç olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bugün de bu galibiyeti alarak taçlandıracağız.
Dediğim gibi sadece Ömer Hocam'a ve özellikle Faruk Başkanım'a bir mesajımız var. O da transfer, transfer, transfer. Yani başka bir beklentimiz yok şu an. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Volkan. Volkan Bey hoş geldiniz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi çok umutluyuz. İnşallah transferler de yetişir. Yani Ömer Erdoğan'dan sonra yönetimin yaptığı iyi oldu ya. Vallahi şimdi hevesle geliyoruz maça. İyi yani, mutluyuz. Peki buradan camiaya söylemek istediğiniz mesaj falan var mı? Vallahi camiaya başkanın demesi lazım. Şu transferler bir yetişsin. Artık takım zaten iyi. 3-4 takviyeyle çok iyi olacağımıza inanıyoruz yani artık. Bugün lokma dağıtımı oluyor. Allah rahmet eylesin. Yöneticimizin babasıydı zannedersem. Hem basın sözcümüzün hem de Faruk Başkan'ın babası vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Lokma dağıttılar. Allah hayrını kabul etsin. Buradan unutamadığınız bir anı vesaire varsa iletmek istediğiniz vallahi mesaj. Vallahi ömrümde ilk defa bir deplasmana gittim. Adana deplasmanına. Nereye düştüm dedim. Ağaçların arasından çıkıp taş attılar. Neyse inşallah onlar da buraya gelirler. Burada ağaç çok. Tasdip etmiyoruz ama o, yaptıkları değil mi? Yani. Biz yapmıyoruz aynısını. Yani var ya, yani ömrümde ilk defa bir Adana'ya gittim. Tam da deplasmanına gitmişim. Otobüsün içinde kaldık böyle. İnşallah onlar da kalacaklar yani buraya gelince. Teşekkürler. Eyvallah. Hoş geldin. İsmini öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. İsmim Şeref. Soy ismim Çevik. Hoş geldin Şeref. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Ankara Gücü her zamanki gibi çok iyi. Her yerde en büyük başkent tabii. Bugün Gaziantep'le oynayacak. 3-1 gibi bir skorla yenebilir. Geçen hafta Konyaspor'la deplasmana çıktık. Orada 1-0 yendik. Güzel bir kazandık. Bugün eğer kazanırsak 9. sıraya yükseliyoruz. O yüzden bize taraftar lazım. Büyük bir coşku lazım. Bunları demek istiyorum. Peki buradan camiye bir mesajın var mı? Ankara Gücü camiasına. Ya iyice coşsunlar. Çok şey yapmasınlar sahaya. Sonra ceza yiyoruz. Gelemiyoruz maçlara güzel havalarda. Bunları demek istiyorum. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Faruk. Faruk Bey hoş geldiniz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla takımımız son 2-3 haftada iyi gidiyor. Bu maçtan da 3 puanla dönüp inşallah yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Emre'ye selam söyleyeyim. Buradan camiye söylemek istediğiniz bir mesaj var. Valla Ankara Gücü camiası büyük bir camia. İnşallah Ankara Gücü içinde eline gelen her şeyi yapıyorlar. Başkentli takım. Artık biz de yani yukarılara oynamak istiyoruz. Ankara'da bir şampiyonluk görmek istiyoruz. Ona göre transferlerin daha düzenleme doğru yapılmasını istiyoruz. Başkanımızdan da. O da zaten eline gelen her şeyi yapıyor. İnşallah iyi olacak yani. Teşekkürler. İyi günler, sağ olun. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Adem. Kızımla maça geldik işte. Bu bizim nasıl olacak biliyor musun? İlk hem deplasmanı yaşayacağız hem Ankara Gücü'nü destekleyeceğiz. Kendimiz Gaziantep'liyiz. Ortada kaldık yani. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Düşmeyelim de her seneki gibi çıkıyoruz, iniyoruz. Yani dediğim gibi Antep de düşmesin. Birer puan ikimize de yarar yani. Antep'e de iyi olur. Hocalar da gitti. Dostluk kazansınız. Yani. Sen bir şey dinledin. Ankara Gücü kazansın diyorum. Ben Antep'i sevmiyorum, desteklemiyorum. Ankara Gücü inşallah kazanır. Peki buradan camiye söylemek istediğin mesaj var mı? Ankara Gücü son zamanlarda yenilgiye uğruyor. Beşiktaş maçında güzel bir kazandık ama inşallah bu kazandığımız devam eder. Teşekkürler. Konya maçını da kazandık ama. Konya'yı da aldık. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Şaban. Şaban Bey hoş geldiniz. Maç Şaban hakkında düşünceleriniz nelerdir? Maç inşallah alacağız. Yaklaşık ben şu anda 58 yaşındayım. 10 yaşından beri her tarafta, her zaman her tarafa gidiyorum. İnşallah Ankara Gücümüz iyi yolda. Bu seviyeye getirenlerden Allah razı olsun. Şu anda takım iyi. İnşallah yeneceğiz. İnşallah şampiyon oluruz ilerilerde. Bekliyoruz sabırsızlıkla diyorum ya, yaşım 58. Bekliyorum 19 Mayıs'larda. Ondan sonra Eskişehir, Diyarbakır, yani bana kadar gitmişliğim var. Kupayı aldığımız zamanlar Diyarbakır'a kadar gitmişliğim var. Şu anda Ankara Gücümüz çok iyi bir atak yaptı. Bu hafta bugün inşallah kazanacağız. İnşallah biraz daha yukarılara çıkacağız. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Kupa demişken kupada da Trabzon'u çektik. Onun hakkında bir şeyler demek ister misiniz? Biz her zaman için Trabzon'u gelecek güçteyiz. Bu çok eskiden aldığımız kupada da defalarca yenmişizdir. İnşallah evet, 90 en son şeyde yine yeneceğiz yani. Trabzon'u inşallah eleyeceğiz inşallah. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya camiye söylemek istediğim, taraftarımız muhteşem. Sağ olsun.
Yani takıma herkes sahip çıkıyor. Gelenlerden Allah razı olsun. Beşiktaş maçında zaten belliydi. Ondan sonra stadımızın bir an önce bitmesini istiyoruz sabırsızlıkla. Bu stat bize yetmiyor. Yani bilet bulamıyoruz. Oluyor bazen bilet bulamıyoruz. Bir an önce yani stadımızın 19 Mayıs'ın tekrar işte hale getirilmesini istiyoruz. Yok, yetmiyor yani. Oluyor ki bazı maçlar yetmiyor. Takımımız diyorum ya tekrar çok iyi şu anda, inşallah yukarılara doğru çıkacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Benim ismim Recep Öztürk abi. Hoş geldiniz Necip Bey. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu maç mı? Evet. İnşallah alırız abi. Peki unutamadığınız bir anı var mı? Unutamadığım anım çok da. Tarihini pek hatırlamıyorum. Bundan 20 sene falan öncesi Sarıyer'e maça gittiydik arkadaşlarla beraber. Bir tane uzun boylu, bir uzun bacaklı bir Levent abimiz vardı, futbolcu. Biz ona bağırıyorduk, Levent gol gol diyorduk, emredersiniz diyorduk, gidiyor golü atıp geliyordu. İlk yarı 4-0 bitti. 4-0 bitti, pardon 3-0 bitti ilk yarı. İkinci yarıda tekrar yine üstledik, Levent'i sakatladılar. Ondan sonra maç 4-3 bitti. Zar zor kazandık yani 4-3. Unutamadığım anı bu. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah inşallah şampiyon oluruz. 68 yaşındayım. Bunca zamandır bekliyoruz. İyi bir şampiyonluk yaşarız yani. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoş geldin. İsmini öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. Enes. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç hakkında düşüncelerim Antep Spor. Anadolu'muzun takımı o da. Biz de Anadolu takımıyız ama biz alalım yani. Güzel maç olacağından eminim. Ankara Gücü'nün 2 maçtır galibiyeti var. Beşiktaş maçı, öncesinde bir Süper Lig maçı. Şimdi yine galibiyeti alacağından eminiz. İnşallah da öyle olacak. Şampiyon olma amacındayız. Hedefimiz bu. Peki buradan camiye söylemek istediğin bir şey var mı? Camiaya söylediğim şey siyasete bulaşmasın. Kendi yolunda akıp gitsin yani. Hoş geldiniz. İsminizi tamam. Öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. Şener Öztürk. Şener abi hoş geldiniz. Tamam. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? İnşallah yeneriz. 25 puan yaparız. Yani yukarıda doğru tırmanırız inşallah. Yeneceğimize inanıyorum ben. Basın sözcüğümüzde başkanımızın babasının vefatından dolayı dağıtılan lokmalar var. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Başkanımıza ve Hasan Aytekin kardeşimize Allah rahmet eylesin. Sayın Aytekin kardeşimize Allah rahmet eylesin. Ben bir kere cennet olsun yani ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Ben bir şey daha söylemek istiyorum da yani biz Ankara güçlüyüz, başkent takımıyız. Hep böyle ligde kalmayla uğraşıyoruz. Yani biz artık daha büyük başarılar istiyoruz. Yani şampiyonluğu oynayan, Avrupa kupalarını oynayan takımlar istiyoruz. Yani dünyaya baktığımızda böyle başkent takımları zirveyi oynuyorlar. Biz de onların biri olalım. Yani ne hep devam böyle ligde kalmayı oynuyoruz ki. Yani temennimiz o, yani isteğimiz o. İnşallah o olur. Teşekkür. Camiye söylemek istediğiniz bir mesaj varsa? Camiye valla yönetim etrafında, hocamın etrafında birlik olalım, kenetlenelim. Yani biz birlikte güçlüyüz. Teşekkürler. Rica ederim, kolay gelsin. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Selçuk Aras. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla artık hani Ankara Gücü'nün bu diplerden çıkması lazım. En az yani şu Antep maçını alıp, önümüzde 2-3 maç daha alıp, yani şöyle 7. veya 8. ile falan böyle tam taş bir şekilde oturmamız lazım. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya acilen transfer yapılması lazım. Zaten taraftar da transfer istiyor. Sağ kanata, orta sahaya, defansa en az yani 3 tane 4 tane topçu almalar lazım. Bir an önce olması lazım. İnsanlar açıklıyorlar gelecek diye, insanları ümitlendiriyorlar. Sonra transferler olmuyor ama bir an önce artık transfer yapmalar lazım. Özellikle de sağ tarafa, sağ beke. Peki unutamadığınız bir anı var mı? Ne anlamda? Ankara Gücü tribünlerinde gittiğiniz maçlarda vesaire unutamadığınız bir anı. Vallahi benim en unutamadığım maç hangisi desen, 2001 yılında bir Beşiktaş maçı vardı İstanbul'da. Beşiktaş'ı yendiğimiz maçtı. Agustin gol attıydı değil mi? Agustin'in şöyle soldan bir aşırtması vardı.
Benim en unutamadığım maç o maçtı. O zaman da işte İstanbul'daydık. Teşekkürler. Rica ederim, kolay gelsin. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Mesut ismim. Yağmur. Hoş geldiniz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Önce kızım söylesin. 3-1 yeneceğiz gibi geliyor bana. 2-1 geçti gönlümden. Sırasıyla Trabzon, sonra Beşiktaş, inşallah kupada finalde Fenerbahçe. Allah nasip edersin. İnşallah. Peki camiye buradan söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani ben takımıma güveniyorum. Yeneceğimizi düşünüyorum. Ömer hocamıza saygılar, sevgiler. Allah razı olsun. Takım hak ettiği yerlere geliyor yavaş yavaş. Daha da iyi olacağız Allah nasip ederse. Taylan'ı ayrı beğeniyoruz. Emre biraz daha iyi. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Efe. Atla. Muhittin. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yeneceğiz. Kutlarım. Tövbe ya. Küfür yok. Kaç kaç yeneceğiz? Yeneceğiz yani. 3-0. Aferin. 4 tane yendik. Aferin. Peki buradan Ankara Güçlü abilerinize bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel oynuyorlar. Seviyorum onları. Küfür etmesinler, değil mi? Küfür etmesinler. Bütün gol atıyor. Şampiyon. Tam bu Ankara'ya gitti. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş buldum. İsmim Mustafa Tunçay. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Favori olarak çıkıyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanacağız zaten. Hani rakip Gaziantep Futbol Kulübü'nün de durumları malum. Ekonomik kriz içindeler. Oyuncular uzun zamandır ücretlerini alamamışlardı. Teknik direktörleri de takımdan ayrıldı. Hani bizim aksimize onlar da büyük bir dezavantaj içinde çıkacaklar bu karşılaşmaya. Deplasmandalar zaten. Hani Ankara gibi uzak bir deplasmana geldiler. Kazanacağımızı düşünüyoruz. Buradan camiye bir mesajınız var mı? Buradan camiamıza transfer hakkında bir iletim olacak. Savunma zaafı olan bir takımız. Sadece 3 tanelik maçında gol yemedik. Hani savunmamızda sıkıntılar var. Defansa eğer 2-3 tane sağlam oyuncu alırsak biz hiçbir sorun yaşamadan ligin sonunu getiririz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Süleyman. Serhat. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Maç hakkında 2 haftadır havaya girmiş bir takım var. Ankara Gücü'nün bizi şaşırtacağını sanmıyorum. Bu maçı kesin kaybedeceğiz. Buraya yazıyorum bunu. İnşallah kazanır. 3 puanlık puanla devam ederiz yolumuza. Peki buradan camiye bir mesajınız var mı? Çok ceza yiyoruz. Yapmasınlar. Merdiven boşlukları, küfürler, şunlar bunlar. Takıma çok zararımız oluyor. Yapmasınlar. Yeterli bizim için. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ahmet Öksüz efendim. Hoş geldiniz. Şentepe'liyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ankara için ölürüz. Ankara için varımızı yoğumuzu koyduk. 60 seneden beri Ankara Güçlüyüz. Yani bu alemde biz de varız. Ama çok şeylerim var. Sınavda var, YouTube'da var. Her şeyim var. Ama gariban geldik, gariban gidiyoruz. Peki unutamadığınız bir anı var mı Ankara Gücü maçında? Hepsi benim için bir anı. Ankara Gücü'nün hepsi bir anı. Yani Ankara Gücü'ye diyeceğim lafım yok. Yani çok güzel bir şey. Ankara Gücü olmak kolay değil. Herkes Ankara Gücü olamaz. Ankara Gücü olmak kolay değil. Peki buradan camiye bir mesajınız var. Ankara Gücü'ne mi? Ankara Gücü camiasına. Allah'ım onları korusun. Her maçta galibiyet getirsin. Önemli olan galibiyet olsun. Bizim stresimizi galibiyet atar. Galibiyet bizim için her şeydir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Siz olmazsanız zaten burada yokuz yani. Sizlerin sayesinde buradayız biz. Hadi teşekkür ederim. Hoş geldin. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Vallahi abi maç iyi. Bayağı da taraftar toplandı. Şu bayağı bilet satıldı. İnşallah Ankara Gücü yenerdi. Peki buradan camiye bir mesajın var mı? Camiaya bir mesajım yok yani. Ama hakemler biraz şey, hileci. Hakemler daha iyi yönetebilir yani oyunu. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. Fuat ben. Ali. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani şöyle, Antep biraz sıkıntılı süreç yaşıyor. Özellikle hocaları dün ayrıldı. Başkanları bıraktı. Yeni başkan seçildi. Bu bir kaosa neden olduğu gibi duruyor şu an. İnşallah bunu sahada da bize yansır. Karşılığını alırız diye düşünüyorum. Ben ya biraz daha sahipsiz, kendi başlarına daha dirençli oynayacaklarını düşünüyorum.
hem transfer yapmalar açısından, futbolcuların kendi açısından. Ama biz her zamanki oyunumuzu oynarsak 2-1 kazanırız diyor. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz mesaj var mı? Var. Yani bir transferler için şimdi çok konuşuluyor. Bugün gelecek, yarın gelecek. Yani şimdi o transferi yöneten arkadaşa da seslenmek istiyorum. Ya burası çocuk oyuncağı değil. Ankara Gücü Camiası büyük bir camia. Biz biletini aldık, 2 gün sonra gelecek. Yok yarın gelecek. Bunlarla kimseyi oyalayamazsın. Hele ki Ankara Gücü gibi bir camiayı, böyle bir taraftarı hiç oyalayamazsın. Buranın büyüklüğünü bilmeyen bir adamlarla çalışmamamız lazım. Net, her şey net olmalı. Geliyorsa geliyor, gelmiyorsa gelmiyor. Yapamıyoruz diyeceksin. Bu taraftar yapamadığın halde de bu stada 30 bin doldurur. Yapsan da 40 bin doldurur. Hiç önemli değil ama net olacak her şey. Kimse oynamayacak abi. Net olacak. Transfer yapılmazsa bu takımın gidişatı iyi değil. Ömer Hoca'ya da yazık olur. Verdiği emeklere de yazık olur. Buradan gerekeni yapsınlar. O arkadaşın artık önünü kessinler. Ya ben bilmiyorum. Başkanın güven yani... Amacı ne onu da bilmiyorum. Adam başarısız. Yani 20 tane adam para verip alıyoruz. Bonservisiyle aldığımız var. Boşta olup aldığımız var. Nihayetinde maaş ödeniyor bunlara. Bir yerde para ödüyoruz yani. Ama ne? Ya son 5 senedir sürekli parayla alıp ücretsiz veriyoruz. Ya maaş karşılığı ya da ücretsiz. Ya bu transfer politikasının değişmesini istiyorum. Ne kadar paran olursa olsun bu hazır bitirir bizi yani. Eninde sonunda bu bize eksi olarak dönecek yani. Tarık abi izliyorsa Tarık Üstün. Abi gel ya. Her Twitter'dan yazıyorum. Artık TRT Spor'u bırak gel. Vallahi gel. Ait olduğun yere gel. Gel şuraya sportif direktörlüğünü yap abi. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sağ ol. Hoş geldin. İsmini öğrenebilir miyim? Hoş buldum Bekir Efe. Hoş geldin Bekir. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç hakkında düşüncelerim bugün maçı kesinlikle alırız. Ömer Erdoğan hocamızdan sonra da zaten iyi gitmeye yolunda başladık. Birkaç kötü oyuncumuzu da gönderdik. Mükemmel oldu. Bomba gibi geliyoruz, devam ediyoruz. Peki buradan camiye bir mesajın var mı? Ülkemiz, devletimiz arkamızda durmuyor diğer takımlar gibi. Biz taraftar olarak arkasında duralım takımımızın, kulübümüzün. Hep birlikte kol kola en azından bir ilk 6'ya girmeye çalışalım yani. Teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Devrim abi. Yağız abi. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Abi Antep bugün birazcık zayıf bir rakibimiz. İnşallah harcamayacağız. 3 puanı alıp gideceğiz buradan. Antepli kardeşlerimiz ama inşallah yenmemiz gereken bir maç yeneceğiz diye de düşünüyorum abi. Buradan camiye bir mesajımız var mı? Camiamız aynı bu şekilde. Birlik beraberlik içerisinde eğer devam edersek çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah başkentle beraber seneye Avrupa'ya gideceğiz. Yani böyle destek çıkmaya devam edersek bu takımı kimse tutamaz. Avrupa'ya da gideceğiz Allah'ın izniyle ziraatı alıp. İnanıyoruz buna. İnşallah da gidelim yani abi, bu kadar. Yani maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Abi 90 dakika rakibimiz, maç dışı kardeşiz. Abi 90 dakikada ölümüne bağıracağız. 90 dakika inşallah ölümlü. Buradan camiye mesajınız var mı? Abi herkesin izlemesine teşekkür ederim. Bütün Gaziantep sporlara, Ankara güçlere başarılar dilerim tribünde abi. Teşekkürler. Rica ederim abi. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ayhan Tuğduk. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? 3 puan. Başka yol yok. Peki buradan camiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla 76'dan beri Ankara gücü taraftarıyım. Yaşım 65 olmuş. Ankara gücü nerede? Biz oradayız. Geçen hafta Konya'daydık. Yani bir sevda. Peki unutamadığınız bir anı var mı? Unutamadığım bir anı. Hangi birisini söylesem? O 80 yıllarındaki o kupa. Bolu'dan alıp getirdiğimiz o kupa. Bonhof Nazmi'nin bir frikiğinde bir kupa maçıydı Galatasaray. Ama lig maçı oynuyoruz. Bir hafta sonunda da kupa maçı oynanacak. Nazmi'nin frikiğinde bir frikik attı. Ali Çoban kafayı vurdu, tamam mı? Kafayı çekti. De Hacettepe Hastanesi'ne kaldırdılar. Orada giderken ambulansla kupayı kaybettik mi diye çektik. Oradakiler de demiş ki daha kupa maçı değil ha, lig maçındayız diye. Böyle de bir anılarımız vardı yani. Kupa demişken kupada da Trabzon'la denk geldik. Yine aynısı çok, oluyor. Tabii aynen. Ben ne Kayseri ne Antep istedim. Yani esasında 3 büyütülmüş istemiştim de. Galatasaray, Fenerbahçe birileri gelsin. Onları eleyelim. Ondan sonra en son bir Anadolu takımıyla. Gene tarih tekerrür etsin. Kupayı alalım diye. İnşallah öyle olur. İnşallah bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin.